Bağımsız sendika kurup haklarını savunmak istediler. Fakat işlerinden oldular. İzmir'de PTT'ye bağlı çalışan taşeron işçilerin bir kısmı sendikal faaliyetleri nedeniyle işten çıkartılırken bir kısmı da ücretsiz izne sevk edildi. Sendikalarına karşı büyük baskıların olduğunu belirten PTT Sen Genel Başkanı Halit Büyük, sendikalaşmanın anayasal bir hak olduğunu vurguladı. Sendikamıza yapılan büyük baskılar var, operasyon var şirketler tarafından. Aynı şekilde 2 Aralık'ta İstanbul'da, Bursa'da yine yöneticilerimize bir sendikal darbe girişiminde bulunup kod 29-25'e 2 bendinden arkadaşlarımız işten atıldı. PTT AŞ'nin taşere ettiği şirketler sendikal hakkımızı engellemektedir. Sendika anayasal haktır. Yetkililere seslenen Büyük, bu hukuksuzluğa bir an önce son verilmeli dedi. PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten Bey'e de sesleniyorum. Bu hukuksuzluğa bir an önce son versinler. Şirketlerle görüşüp Adalet Bakanımıza, Cumhurbaşkanımıza, Çalışma Bakanımıza da buradan sesleniyorum. Anayasa suç işlenmektedir. Sendika haktır, engellenemez. Hiçbir gerekçe gösterilmeden işlerine son verildiğini belirten taşeron işçi Uğur Cengar ise sendikal haklarının gasp edildiğini dile getirdi. Benim ve arkadaşlarımın hakkında bırakın yazılı bir uyarıyı, sözlü, şifahi dolayı, kılık kıyafetimizden dolayı bile uyarımız yok. Buna istinaden beni neye gerekçe çıkarabilir? Ne yapabilir? Ben tamamen bunu onlar da biliyor, biz de biliyoruz zaten. Yakınımda, uzağımda çalışan bütün arkadaşlarımız da biliyor ki biz sendikal faaliyet yaptığımızdan dolayı işten çıkarıldık. Vatan Partisi'nden de işçilere destek gecikmedi. Vatan Partisi İzmir İl Başkanlığı'na bağlı heyet işçileri ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Ziyaret sonrasında açıklama yapan Vatan Partisi İzmir İl Sekreteri Levent Özciğer, işçilerin yanlarında olduğunu belirtti. Kanunsuz bir şekilde işten çıkarılmalarını kesinlikle reddediyoruz. Anayasal hak olan sendikal hakkın kullanılmasını hiç kimse engelleyemez. Gerekli yerlere bizler de bazı girişimlerde bulunacağız. Sendika haktır, engellenemez.